Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlerin çok merak ettiği bir sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Evet arkadaşlar, aklımdaki kişinin en derin bilinç altına bakacağız hep birlikte. Evet, bir bakalım, niyet alalım. O niyet ettiğiniz, o aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin o bilinçaltının derinliklerinde bakalım böyle nehinlikler, necinlikler dönüyormuş. Hep birlikte böyle bir onun kirli çarşaflarını serelim bakalım benim kartlarım aracılığıyla. Evet, haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle, tabii ki kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum ve yine her zaman olduğu gibi şöyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için, ay kartlarım, ay böyle hemen taşımıza da değdi. Şu şöyle nazar taşımız, şöyle gözü, nazarı kötü enerji ve negatif enerjileri böyle temizlesin, böyle çeksin, arındırsın diye koyduğum taşım, o benim özel bir taş. Evet, şimdi kartlarıma şöyle bir odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz ve diyorsunuz ki niyet ettiğim kişi işte şu şu. Aklında, kalbinde, o bilinç altında en derinlerde neler yatıyorsa hepsi bakalım bu kartların aracılığıyla şöyle bir ortalığa dökülsün diye niyetinizi alıyorsunuz. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu unutmuyorsunuz. Tabii ki kolektif enerjiye cevap veren açılımlar haliyle bireyselde bunlar çok daha farklı yönlere, farklı boyutlara gidebiliyor. Bu yüzden dolayı da eğer ki derseniz ki ben daha özel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum derseniz 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattından yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Tabii ki eğer tesadüfen bu videoya denk geldiyseniz ve enerjinizin uyuşup kendi sorularınıza, kafanızdaki sorulara cevap aldığınızı düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olarak, bildirimleri açarak, tabii yorum ve beğeni de bırakarak bu enerjinin içinde olup bana emeğime saygı göstererek destek olmanız beni mutlu eder diyorum ve hemen her zaman olduğu gibi kolektif enerjime en doğru cevapları almak niyetiyle kartlarınızı seçiyorum. Bakalım bakalım. Niyet ettiğiniz kişinin en derin bilinçaltından gelen mesajlar size her ne ise, evet alalım diyorum ve kartlarınızı seçiyorum. Evet, şimdi şöyle bir kartlarımızı aldık ve şöyle güzel enerjilerimizi de göndererek hemen kartlarımı açıyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım. En derin bilinçaltından gelen o mesajlar size ne olacak? Şimdi o evet, enteresan, hakikaten ilginç yanıtlar geldi. Şimdi öncelikle niyet aldığınız kişiyle bağlantılı gelen ilk mesajla başlamak istiyorum. Arkadaşlar bakın, niyet aldığınız kişiyle belki bir aileydiniz, dağıldınız. Yani eşinizdi, belki de ex partnerinizdi, ya yani evliliğe gideceğinizi düşündüğünüz ya da evlilik yapmaya karar verip ama son anda ondan vazgeçtiğiniz
ya da dediğim gibi bir evlilik bitirdiğiniz ya da işte bir şeyleri ciddiyete ya da ciddi olma yoluna götürürken bir anda her şeyin tepe taklak olduğu bir kişiye niyet almışsınız. Burada çok net ve bariz bir şekilde bu geldi. Demek ki kolektif enerjide yoğunluk böyleymiş arkadaşlar. Hani belki siz eski bir flörtünüz, hani böyle çok da belki platoniğinize de niyet almış olabilirsiniz. O yüzden hani hep diyorum ya, siz kendinize ait olan kısmı alın diye, ama burada daha ziyade, daha yoğunluk, daha ciddi, daha böyle kesinleşmiş, belki de o yöne giden kişilere yoğunluğunu verdi enerji olarak. Ve beşli bir zaman önce, biliyorsunuz ben zaman veriyorum, yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz 5 saat, 5 gün, 5 hafta, 5 ay içinde beşli bir tarihten beri bir dargınlık, bir kırgınlık, bir uzaklaşma söz konusu olmuş aranızda. Ve hatta bu dargınlık, kırgınlık ve uzaklaşma gerçekten sizi zorlayan, sizi zor durumda bırakan bir şekilde olmuş. Ama aileler açısından, ama kendiniz açısından, her iki tarafta karşılıklı, yani niyet ettiğiniz kişi de aslında burada zor durumda kalmış. Belki o üçüncü kişi ya da kişilerden kaynaklı ve gerçekten de burada üzüntülü, sıkıntılı ve kırgın bir ayrılık, dargınlık ya da küskünlük mevzu bahis. Şimdi niyet ettiğiniz kişinin bir kere dedim bilinç altında inanılmaz bir rahatsızlığı var. Şimdi bu rahatsızlık şu şekilde, aslında size bir girişim, bir atılım yapmak istiyor, bir hamleyle gelmek istiyor, ama ve lakin o hamleyi bir türlü geçemediği için müthiş derecede rahatsızlık duyuyor. Neden? Çünkü bakın burada ama bu ilişkinizde, ama bu yaşadığınız ayrılıkta ya da dargınlıkta bazı dengesizlikler söz konusuymuş. Zaten düzensiz giden, takıntılı, böyle bir ayrılık, barış, işte bir türlü belki de adı konulmayan, belki de bir şeyleri neticeye götüremediğiniz sorunlu ve sıkıntılı bir ilişkiden çıkmışsınız ya da bu ilişkiyle bağlantılı bir bağları hala koparamıyorsunuz. Zira bakın burada her iki tarafında birbirine karşı takıntılı ve saplantılı bir şekilde, böyle hastalıklı derecede takıntı yaptığı ve saplantısı olduğu mesajını da veriyor kartlarım. Zira her iki tarafta birbirinin kaderinde olmayı, kader çarkında olmayı çok istemiş. Yani uzun vadede işte biz birbirimizin kaderiyiz, biz birbirimizin kaderinde olmalıyız niyetiyle çıkılan bir yolun aslında tepe taklak olması hikayesi bu. Şimdi burada arkadaşlar, niyet ettiğiniz kişi aslında çok sabırsız da bir insan. Hani böyle bir şeylerin, o hani dedik ya, şu kader çarkının, şu kaderin, akışın, bir şeylerin değişmesi için ve bu inançta olan bir kişi olduğu için aslında bilinçaltında ne kadar üzülse de, ne kadar kırılsa da, belki de bunu dışarıya da yansıtamayan, belki karakter olarak, çünkü bazı insanlar öyledir, dışarıya duygularını gösteremez, daha ziyade kendi içinde yaşar. Şimdi böyle bir insan ve sizi kaybetmekten inanılmaz derecede korkuyor. Çünkü siz belki maddi, belki manevi anlamda, bakın o kadar iyi niyetli, vicdanlı ve merhametliymişsiniz ki, ve gerçekten zaten yetersiz bakiye de burada zaten bunu sağlamasını yapıyor, doğruluyor. Yani siz bu ilişkide hep veren, hep taviz veren, hep alttan alan, hep karşı tarafın her istediğine belki de tamam diyen, onu kırmadan, üzmeden, belki de siz kırıldınız, incindiniz, üzüldünüz, belki ailesi tarafından, belki arkadaşları tarafından, belki işte ihanete uğradınız, belki sadakatsizlik yaşadınız gibi gibi, artık ne yaşadıysanız, burada aslında niyet ettiğiniz kişi bilinçaltında bunların gayet de güzel farkında ve bundan kaynaklı da bakın yaşadığı vicdan azabı da var. Şimdi bu vicdan azabıyla da kaynaklı aslında kendi kendini eleştiriyor. Kendi kendisiyle bağlantılı böyle kendi iç dünyasına bir mücadele veriyor ve maalesef ruh hali de çok değişken bir karakter. Bütün bunların farkında olmasına rağmen hani
kendini haklı gördüğü taraflar da var. Ve bu yüzden de hemen böyle size hak verirken bir anda bilinçaltında her şeyi böyle ters yüz edebiliyor. Ve burada bakın arkadaşlar, niyet ettiğiniz kişi o bilinçaltında hala sizi bitirmemiş. Hala sizi öldürmemiş. Yani sen artık öldün, bittin, benim için gittin. Evet, ben başka bir aleme akıyorum, başka bir aleme gidiyorum niyetinde değil. Çünkü bakın hala aslında etrafına da kendine de sahte ve ikiyüzlü davranıyor. Ve aynı şekilde de size bu şekilde davranıyor. Yani sizi istiyorsa istemiyor gibi, seviyorsa sevmiyor gibi davranışlar ya da tavırlar içerisinde. Şimdi arkadaşlar bakın, o kadar net ki görünenin arkasında görünmeyenler. Bir kere niyet ettiğiniz kişi burada bilinçaltında diyor ki benim diyor aslında yapmak istediklerimle, hani bazen öyle olur ya, insanın dili başka konuşur, kalbi başka konuşur. İşte ne bileyim, kalbinden bir sürü şey yapmak ister ama onları hayata geçiremez, çekinir ya da bir şeyleri belli edemez gibi gibi, artık her neyse. Çünkü burada diyor ki senin zannettiğin gibi değil bir şeyler. Bunu bilinçaltında söylüyor. Sen belki bir şeyleri çok farklı düşünüyorsun, çok farklı görüyorsun ama asla ve kata böyle bir şey yok, düşündüğün gibi değil. Şu an hayatında belki maddi, belki manevi anlamda sıkıntılarla ve zorluklarla mücadele ederken, özellikle de aile bağı, akraba bağı ya da arkadaş ya da sosyal çevresiyle ilgili, hani gönül bağı olduğu kişi ya da kişilerle de ilgili bir sorun ve mücadele içerisinde. Belki sizinle olan ilişkisinden kaynaklı, belki kendi içinde kendi yaşadığı sorunlardan kaynaklı bir sıkıcı durumlar içerisinde ve bilinçaltında da diyor ki ben bunların içinden bir sıyrılsam, bir çıksam, böyle bir başarı, bir zafer kazansam ve bir kutlama yapsam niyeti içerisinde. Ve yine bilinçaltında bakın her türlü sizin aslında zaman zaman onun yanında olduğunuz, işte destek verdiğiniz, arkasında durduğunuz ne varsa bunlarla ilgili, ah ben de işte böyle bir fırsat elime geçse, ki yeteneksiz kahramanımız da bunu destekliyor, böyle bir fırsat elime geçse, ben de onun yanında ve arkasında aslanlar gibi olduğumu bir gösterebilsem düşüncesi ve niyeti içerisinde. Şimdi bu derin bilinçaltından gelen mesaja dayanarak diyorum ki size, 8'li bir zaman veriyorum arkadaşlar. Niyet ettiğiniz kişinin bilinçaltında böyle bir şey var. 8'li bir zaman. Bakın bu videoyu izledikten sonraki bir 8 saat, 8 gün, 8 hafta, 8 ay için 8. ay ya da 8'li bir tarihi bir bekleyin bakalım. Ve bu süreç içerisinde niyet ettiğiniz kişinin ama maddi ama manevi anlamda bir şekilde sizin arkanızda olduğunu, size destek verdiğini, böyle aslanlar gibi sizin yanınızda olduğunu hissettirecek ya da hissedeceğiniz bir şey yaşamanız çok mümkün. Kartlarımın gidişatına göre ve yine aynı şekilde özellikle sizi dışarıdan zorlayan dış etken olarak, işte bir karı koca olabilir, sevgili olabilir, ayrı ayrı iki kişi olabilir, bir kadınla bir erkekle bağlantılı böyle bilinç altında bir hesaplaşma var. Onlarla bağlantılı zorlandığı ya da zor durumda kaldığı her ne varsa, bunlarla ilgili ve özellikle de bu hesaplaşmayı yaşadıktan sonra bizzat size gelip bunu karşınıza gelip anlatmak ve sizinle de belki de bu kişilerle bağlantılı bir şeyleri çözüme kavuşturmak ya da çözmek adına bir harekete geçecek gibi gösteriliyor. Bilinç altından bunu istiyor, yani diliyor ve gerçekleşecek gibi de gözüküyor. Çünkü çok inatçı, kafasına koyduğunu yapan bir karakter niyet ettiğiniz kişi. Velhasılı kelam arkadaşlar, niyet ettiğiniz kişinin hala sizinle bağlantısı bitmemiş ve bir şekilde bilinçaltında da hala varlığınızı devam ettiriyor ve zaman zaman düzensiz bir şekilde sizinle ilgili hani düşüncelerinde değişkenlik yaşasa da
belki hani gelip gelmeme ya da iletişime geçip geçmeme konusunda bu özellikle hani sizi bitirmekle ilgili değil bir kere onu söyleyeyim. Çünkü burada kafasında bayağı bir planlar ve projeler hazırlıyor bilinçaltında. Bu planlar ve projelerde dediğim gibi hani bu zorlayan, zor durumda kaldığı konularla ilgili bir başarı ve bir zafer kazanarak bir şekilde sizinle yüzleşmek ya da karşılıklı gelmek adına. Evet arkadaşlar, en derin bilinçaltından niyet ettiğiniz kişiden size gelen mesajlar bu şekildeydi. Yine Makbuş ablanızla olduğunuz için ve tabii ki kanalıma abone olarak bana destek verdiğiniz için çok eskiden gelen takipçilerim ve gönüldaşlarıma da ayrıyetten özel sevgilerimi gönderiyorum. O güzel sevgi dolu kalplerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.